uygun şartlarda tanımlı, her noktada türevli f ve g fonksiyonları verilsin. F türevi x eşittir gx olmak üzere gençler. Yani gx fonksiyonu f fonksiyonun türevi olmak üzere. Her iki tarafın integralini aldığınız zaman integral f türevi x dx eşittir integral gx olur. Buradan arkadaşlar fx integral gx dx olarak bulunur. Bir uygula yapalım. Uygun şartlarda tanımlı. Gençler sorunun orijinal ile yazmaya çalışıyorum ve güzel yazmaya çalışıyorum ki daha anlaşılır ve kalıcı olsun. F türev x eşittir 4x küp eksi 3x kare artı 2x eksi 2 ve f1 eşittir 4 olduğuna göre f eksi 1 kaçtır? Renkli kalemi al Nevzat. Şimdi gençler bakın ne yazmışım yukarıda. Demişim ki her iki tarafın integralini aldığınız zaman türevden kurtulursunuz. Yazıyorum şimdi. Diyorum ki arkadaş f türev x dx formatımız bu. Eşittir. Yine integral 4x küp eksi 3x kare artı 2x eksi 2 çarpı dx. Fx eşittir. Sağ tarafın direkt integralini alabiliriz artık. X üzeri 4 bölü 4 gelecek. Buradan 4'ler cırtlayacak. X üzeri 4 eksi aynı mantıkta x küp artı x kare eksi 2x artı c. Bakın burada bir tane eşitlik verilmiş. F1 eşittir 4. Hemen yazalım yerine onu. Buradan c sabitini bulacağım. 1 eksi 1 artı 1 eksi 2 artı c eşittir 4'ten arkadaşlar. Bakın burada 1'ler gittiği zaman burada sol tarafta eksi 1 kalıyor. O zaman c eşittir 5. Çerçeveledim bunu. Renkli kalemi al Nevzat. Bu defa ne soruyor bana? Artık fonksiyonumuzu bulmuş oldunuz gençler. X üzeri 4 eksi x küp artı x kare eksi 2x artı 5. Soruda diyor ki f eksi 1 kaçtır? Bundan sonrasını yapmayan zaten döverler. 1 artı 1 artı 1 artı 2 artı 5'ten ise gençler f eksi 1 eşittir. 5, 7, 8, 9, 10 sonucuna ulaşırsınız. Bir boşluğum daha kaldı. Orada bir tane uygula yapalım. Uygun görürseniz. F gerçel sayılar kümesinde tanımlı F4 eşittir 8 4x kare artı 2x eşittir integral f türev x çarpı dx olduğuna göre f2 kaçtır? Renkli kalemi al Nevzat. Şimdi gençler her iki tarafın türevini alabilirsiniz bu defa. Çünkü integralden kurtulmanız için. Sol tarafın türevi 8x artı 2. Sağ tarafın türevi ise türev ile integral birbirini kaldıracak. Eşittir o zaman ne olacak gençler? Direkt olarak f üssü x kalacaktır burada. Şimdi artık integralini alabilirsiniz bakın tekrar. F üssü x eğer 8x artı 2 ise burası 4x kare artı 2x artı c eşittir fx olacaktır. Buradan c'yi bulmamız için önce yukarıda bir eşitlik var dikkat edecek olursanız. Onu hemen düzenleyelim. Yani f4 eşittir 8 ise 4 çarpı 4'ün karesi artı 2 çarpı 4 artı c eşittir 8. 4 16 64. 8 de buradan gelecek gençler 72. C eşittir eksi 64 olur. Bunu cebime koydum. Artık fonksiyonumuzu bulmuş olduk. Yani fonksiyonumuz ne olmuş oldu? 4x kare artı 2x eksi 64. Bundan sonrasını yapmayan yine her zamanki gibi gençler döverler. F2 soruluyor bize. F2 eşittir 4 çarpı 2'nin karesi artı 2 çarpı 2 eksi 64'ten. Buradan 2 kere 2 4 16 artı 4 eksi 64. Arkadaşlar F2 de buradan eksi 44 olarak çıkar. Olduğuna göre 5. saniyede yerden yüksekliği kaç metredir? Bir uçan balonun zamana saniye yerden yüksekliği modelleniyor gençler.
T zaman saniye. F T yükseklik metre. F üssü T 48 eksi 4 T ve F 0 100'müş. Bakın yazıyorum şimdi. F üssü T türev fonksiyonunu vermişler bana. Biraz boşluk bırakıyorum. Sebebini anlayacaksınız zaten. 48 eksi 4 T. Her iki tarafın integralini aldığınız zaman arkadaşlar formatımız belli zaten. Eşittir integral 48 eksi 4 T çarpı DT. T'ye göre integral alıyorum çünkü fonksiyon T'ye göre verilmiş. Sol tarafın integrali FT. Eşittir 48 T eksi 2 T kare artı C sabitini koymak zorundasınız. Peki artık dikkat edecek olursanız burada bir tane eşitlik verilmiş. Yani F0 eşittir 100 olarak verilmiş ise 0 koyduğu zaman gençler C eşittir 100 olacaktır. Bunu bulut için aldım. Yani artık FT fonksiyonumuzu bulmuş olduk. 48 T eksi 2 T kare artı 100. E ne soruyor bize? Hocam 5. saniye dediğinizi duyar gibi o zaman F5 sorulmuş oluyor. 48 çarpı 5 eksi 2 çarpı 5'in karesi artı 100 arkadaşlar. Buradan F5 eşittir. 48 ile 5 çarptınız. 5 kere 8 40. 5 kere 4 20 24. Bakın spontane aynı. Şu anda beraber çarpıyorum. 5 kere 5 25 50 artı 100 ise gençler. Buradan F5'in 290 olduğunu bulursunuz sevgili gençler. Olduğuna göre F4 kaçtır? Sevgili gençler, x kare artı 4x eşitmiş integral f üssü x dx. Direkt f üssü x dx'in integralini direkt alarak da yürüyebiliriz ama ben kazanımlarımda şu şekilde anlattım. Her iki tarafın türevini alarak d bölü dx, bunun türevini aldığınız zaman x'e bağlı. Aynı mantıkla bunu da türevini aldığınız zaman x'e bağlı. Arkadaşlar sol tarafın türevi 2x artı 4 olacaktır. Eşittir. Sağ taraf bakın türevle integral birbirini kaldıracak. Direkt olarak f üssü x kalacaktır. Şimdi integralini alalım. X kare artı 4x artı c eşittir. F x olacak. Ne vermişler bize? Hocam f2'yi vermişler dediğinizi duyar gibiyim. O zaman yazıyorum şimdi. Diyorum ki arkadaş f2 eşittir 12 ise 2'nin karesi artı 4 çarpı 2 artı c eşittir. F 2 ise 4, 8 de buradan gelecek. 12 artı c eşittir 12'den. Gençler buradan c'nin 0 çıktığını buluyoruz. Peki devam edelim. Bitmedi daha işimiz. Artık fonksiyonumuzu yakalamış olduk. Yani şuraya yazıyorum dikkat edecek olursanız arkadaşlar. Fx eşittir x kare artı 4x artı 0. Yazmaya bile gerek yok. Ne soruyor bize? F4 soruyor. F4 eşittir 4'ün karesi artı 4 çarpı 4'ten F4'ün arkadaşlar 32 olduğunu buluruz. Olduğuna göre F3 kaçtır? Arkadaşlar F türev X fonksiyonu vermişler bize. İşte şöyle biraz boşluk bırakıyorum. 3X kare eksi 2X eksi 5. Sonra her iki tarafın integralini alıyorum. Bakın integral formatı DX. İntegral formatı DX. Düzenleyelim bunu gençler. Sol tarafın integrali fx olacak. Eşittir sağ tarafın integrali x küp eksi x kare eksi 5x artı c. Ne vermişler bize bakın burada? F eksi 2 vermişler. Hocam dediğinizi duyar gibiyim. Yani f eksi 2 eşittir 3 ise eksi 2'nin kübü eksi eksi 2'nin karesi eksi 5 çarpı eksi 2 artı c eşitmiş 3'e. Düzenleyelim bunu bir defa daha. Eksi 8, eksi 4, artı 10, artı c eşittir. 3 ise gençler, buradan c'nin, bakın burada eksi 12, eksi 2 gelecek. Sağ tarafa artı 2 gideceği için 5 olacak. Bunu çerçeve için aldım. Artık fonksiyonu buldunuz arkadaşlar. Bakın, fonksiyonumuz neydi? Burada c'ye bağlı fonksiyondu. Yazıyorum şimdi. Diyorum ki fx o zaman neymiş? X küp eksi x kare eksi 5x artı 5. Bundan sonrasını yapmayana döverler. F3 kaçtır diye soruyor. F3 eşittir 3'ün kübü eksi 3'ün karesi eksi 5 çarpı 3 artı 5'ten gençler. Burada F3 eşittir 8 olarak çıkar. Olduğuna göre F4 kaçtır? Arkadaşlar F fonksiyonumuzu bulalım önce. F üssü x'i vermiş türev fonksiyonumuzu. Eşittir 4x eksi 5'miş. Her iki tarafın integralini alıyorum. İntegral
format dx, integral format dx. Sol tarafın integrali fx eşittir sağ tarafınki 2x kare eksi 5x artı c. Başka ne vermiş burada? Arkadaşlar bu defa A noktası vermiş. Bu A noktası şöyle bir eğri düşünün. Parabolün üzerinde veya eğrinin üzerindeymiş. Yani A 2 virgül eksi 4 noktası. O zaman hatırlayın neydi bu? Denklemi sağlar. Türevin geometrik yorumu. A 2 virgül eksi 4 noktası denklemi sağlar. Böyle afilli yazıyorum ki gençler kalıcı olsun. Yani 2 yazıyorum artık yerine. 2 çarpı 2'nin karesi eksi 5 çarpı 2 artı c eşittir eksi 4'ten. Buradan gençler 2 kere 4 8 eksi 10 artı c eşittir eksi 4 ise c eşittir eksi 2 çıkacaktır. Bunu çerçeve için aldım. Artık fonksiyonumuzu yakaladık. Yani fonksiyonumuz buydu c'ye bağlı olarak. Yani fx eşittir diyorum. 2x kare eksi 5x eksi 2. Ne soruyor? F4 soruyor. F4 eşittir 2 çarpı 4'ün karesi eksi 5 çarpı 4 eksi 2'den. F4 eşittir gençler 16 32 eksi 20 eksi 2'den. F4 buradan gençler 10 olarak çıkar.